Arkadaşlar merhaba. Aselsan hisse yorumu yapacağız birlikte. Geçen hafta bayrak flamadan bahsetmiştik. Videoyu ilk defa seyredenler bir önceki çektiğimiz videoyu izlerlerse orada şu an gördüğünüz görüntünün baş kısmını incelemesini seyrederlerse daha verimli olur. En son demiştik ki bayrak flama formasyonu var. Artık belli bir seviyede sıkıştı. Bir kutucuk çizmiştik. Demiştik ki bu kutu içerisinde hareket ediyor ise bu hareketlerini hisse yavaş yavaş daraltmaya başladı. Bakın geçtiğimiz hafta hisse hareketleri şuralarla sınırlı kaldı. Biraz daha büyütelim. Son özellikle 5 günü baz alırsak diyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hisse artık hani 26-40'la hani 26 arasında da diyebiliriz. Spike'lar oluşuyor ama ara sıra hani 26-30-26 arasında gidip geliyor hisse. Artık filamanın sonuna geldiğini tahmin ediyoruz. Ha, ama bu demek değil ki filama illa yukarı çalışacak diye. Yani bu iki yönlüdür. Bu kutunun içerisinden aşağı da inebilir. Yukarı da çıkabilir arkadaşlar. Burada dikkatli takip etmek lazım. Yani şöyle yapabiliriz burada. Şu kutu içerisinden hisse eğer yukarı hareket ederse hisseye girilebilir veya aşağıya doğru kalıcı sarkmalar meydana gelirse çıkılabilir. Elinde olanlar ise yani yakın stoplu takip etmeli diye düşünüyorum. Hemen bir ortalamalarımızı kontrol edelim. Hissenin 9 günlük ortalaması 26.13'te. Gördüğünüz gibi. Hisse fiyatı 26.32'de 9 günlük ortalamasının üzerinde ise. Hemen diğer ortalamalarımıza bir bakalım, göz geçirelim. Evet. 50 günlük. 100 günlük. Ortalama 26.47'de. Yani hisse 9 ve 50 günlük ortalamasını yukarı doğru kırmış. Şu anda 100 günlük ortalamasına doğru gitmeye çalışıyor. Evet. Peki bizim 200 günlük ortalamamız kaçta, bir ona bakalım hemen. Kısaca. Günlük ortalamamızda 26.60'da arkadaşlar. Yani hisse artık buraları kırabilmek için gücünü toplamış. RSI'da bir uyumsuzluk var mı ona bakalım. Gördüğünüz gibi RSI'da hisseyle beraber yatay bir şekilde hareket ediyor. Yani RSI'da filama yapmış. Saatlik periyotta durum nasıl diye bakacak olursak eğer, evet, saatlik periyotta da aynı şekilde yatay hareketler devam ediyor. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Gördüğünüz gibi RSI neredeyse birebir hisse fiyatlarına uygun şekilde hareket ediyor. Eşlik ediyor. Yani şu an için negatif yönde veya pozitif yönde bir net hareket yok. Seanslık bazda bir bakalım. Farklı bir şey görebilir miyiz diye.
Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, yani hisse şu anda ortalamaların arasına sıkışmış durumda. Yukarıya doğru çıkma gayreti var. Eğer demin bahsettiğimiz günü gibi 50 günlük ortalamayı, 100 günlük ortalamayı yukarı doğru kırarsa, 50 günlüğü zaten kırmıştı, pardon, 100 günlük ortalamasını da 8 saatte tabii kırmış, onu da kırmış. Yani hisseye gerekli olan şey bence şu anda alıcı gelmesi. Sanırım hisseyi herkes daha aşağılardan alabilmek için bekliyor. Ama hisse fiyatı bu hafta öyle aşırı tepki vermedi aşağılara doğru. Genelde belli bir seviyenin üzerinde tutunmaya çalıştı. Yani baktığımızda hani 25-80 civarlarını görmüş. Öyle çok fazla ani sert hareketler hissede görünmüyor. Dediğimiz şekilde bir Bollinger'de bakalım. Onda farklı bir şey görecek miyiz? Evet, Bollinger bandı da görüyorsunuz ne kadar bir genişlikten şuraya düşmüş, daralmış artık. Yani bu daralmayı bir şekilde yukarı kırarak 200 günlük ortalamasını kırmak isteyecektir. Bollinger bandı ile 200 günlük ortalama da gördüğünüz gibi çakışıyor. Önümüzdeki hafta endekste ters bir durum olmazsa önümüzdeki hafta bakalım neler yapacak ise. Sanırım işte demin dediğim gibi 200 günlük ortalamasının üzerine atmaya çalışacaktır. 200 günlük ortalamanın üzerinde ise daha önceki seviyelerinden destek almaya çalışacak. Gördüğünüz gibi bence 30 lira seviyesi hissenin hem grafiksel anlamda hem de psikolojik olarak kuvvetli bir direnci. Eğer burayı hacimli bir şekilde geçebilirse hisse güzel yerlere gidebilir. Aselsan çok kişinin takip ettiği, elinde tuttuğu, alıp sattığı bir hisse olduğu için şu anda herkesin önem verdiği bir hisse ve önem verilecek de bir dönemde açıkçası. Çünkü bu filamayı tekrar kırdığı zaman, yukarı doğru kırdığı zaman hissenin önü açılır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu hissede gördüklerimiz şimdilik bu kadar. Daha sonra izleyip bakarız, tekrar yorumlarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Burada yaptığımız yorumlara göre lütfen hisseyi al sat yapmayın. Buradaki yaptığımız yorumlar al sat tavsiyesi değildir. Herkese bol kazançlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.